Allah selamet versin ona da bana da. Erbakan Hoca'yı işte indirdiler bir de adamcağız öyle uğraş böyle uğraş. Allah rahmet etsin. Onları caydırmak için Amerika'da bir yere götürdüler. Orada bilmem ne merkezine soktular. O merkezde uyduları açtılar. Bu bizim akıllı fikirli, çok okumuş, kültürlü tabii yetkili abimize gösterdiler. Ne gösterdiler? Dediler ki şu haritadan dünya haritası bu dediler. Bunu ben birkaç tane başka yetkiliden duydum. Dediler ki şu dünya haritasından istediğin bir yeri seç bakalım. O da gitti parmağını bastı. Dedi ki parmağını bastığın yer neresi biliyor musun? Bilmiyorum. Bağdat dediler. Arkadaşlar açın dediler Bağdat'ı. Tak uydular çalıştı. Bağdat'ın üstüne geldiler. Bağdat'tan da bir yere bas dediler. Efendim dediler Bağdat'a geldik. Amerika'nın ne diyorsun ona? Pentagon, Mentagon ha. Pentagon'da bir yere soktular bunu. Dediler Bağdat'tan gir bir yere. Bastı bir parmak. Dediler bura nere biliyor musun? Bilmiyorum. Kazımiye Mahallesi dediler. Kazımiye, Musa Kazım Hazretleri kaddesallahu. Allah ziyaretini nasip etsin. Büyük Ehl-i Beyt imamı onun isminden geliyor orası. Oradan dediler ki mahalleye geldik. Bas bir yere. Mahalleden bir eve bastı bir yere. Açıldıkça açılıyor. Bohça gibi. Bilgisayar sistemi gibi açılıyor. Bastı bir yere. Geldi bir eve. Bas bir yere. Girdi bir odaya. Geldi bir çocuk. Küçük bir çocuk. Bağdat'ın Kazımiye Mahallesi'ndeki evde küçük bir çocuk oturuyor. Hakikaten oldu bu ha. Yaklaştır dedi, zoomla dedi, zoomla. Yaklaştırdı, yaklaştırdı. Çocuğun gözünün bebeğine geldi. Tak dedi. İşte mavi miymiş, yeşil miymiş. Gördün mü dedi. Gördüm dedi. Ne anladın dediler. Anladım ki dedi sizinle baş edemeyiz, bu iş bitmiştir dedi. Ama halbuki o lafı dediğinde kendisi bitti. Yani dediler ki biz Yahudi mason locaları Erbakan'ı bitiren irade öyle güçlüyüz ki Pentagon'dan istediğimiz yerdeki evdeki çocuğun gözüne kadar giriyoruz dedi. Sen kiminle raks ediyorsun? Sen hangi bizimle uğraşacağını zannediyorsun? Türk milletini yeniden düzelteceğiz, İslam'a döndüreceğiz, yeniden eski değerleriyle buluşturacağız falan. Sen kimsin dedi be? Vazgeçin dedi bu işten. Dedi mi? Dedi. Bu bizim abimiz de aldandı. Dedi ki vazgeçiyorum ben pes dedi. Dememeliydi. Çünkü o Pentagon'daki bütün cihazlar Allah ile vardır. Rabbim düğmeye basarsa bütün düğmeler kapanır ve söner. O Pentagon istediği yere bombayı atamaz. Rabbim dilerse Pentagon'un ortasına adamlar giriyor. Dolayısıyla şimdi sen Pentagon'daki cihazlar pille çalışıyor, şarjla çalışıyor, zille çalışıyor. Bir kabloya bakar. En ufak bir kablo arızada bütün cihazları istop eder. En ufak bir bilgisayarlar çöktüğünde bütün programları bir anda batıl olur. Rabbimin bir yıldırımına bakar. Rabbimin bir şimşeğine bakar. Rabbimin bir sineğine bakar. Bütün dolaplarını tersine döndürmek. Ben sana melek ordularından bahsediyorum. Yedi kat gökleri yerleri karış karış bilenlerden bahsediyorum. Allah'ın meleklerinden bahsediyorum. Allah ile irtibatlı olan güçlerden bahsediyorum. Bunlar Allah'ın düşmanları. وَاَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَٰى لَهُمْ Kafirlerin mevlası yok Allah buyuruyor. Ben onların sahibi değilim Allah buyuruyor. Sen şu meleklerin bizi burada bulmaları, Mevla'nın huzuruna varmaları, kullarımı nasıl buldunuz sorusuna cevapları, Mevla'nın bu alemleri nasıl teftiş ettiği, her şeyi zaten bildiği, yine şahit olan melekleri başımıza diktiği, bunu düşündüğün vakitte
Kafirlerin ne gücü kalmış? Ama daha sonra bazı siyasiler ne yaptılar? Gavurların efendim teknolojisi şusu busu gelişmişse bizim de Allah'ımız var dediler. Onlar öbürlerine uymadılar. Kafirlerle mücadeleye devam ettiler. 13'ünde bütün dünyanın gavuru yüklendi mi Türkiye'nin başına? He? İç güçler, dış güçler, üçgenler, paraleller. He? Herkes uğraştı mı aşağı indirme? İndiriyor. Peki indirebildiler mi? İndiremiyorlar. Demek ki İsrail varsa, Amerika varsa, Rusya varsa, şimdi de Rusya başladı uğraşmaya. Peki bizim neyimiz var, kimimiz var dediler? Allah'ımız var dediler. Peki kim galip geliyor şu an? Vallahu galibun ala emrihi. Allah işine galip olacak. Bunlar ne yapmışlar? O şeyde Tayyip Bey'in üzerine oteline gittikleri şeyde o sakladırken falan silahları gömüyorlar. Silahlar ağır olacak diye yolda. Silahları gömerken kadının arazisine kadına gitmişler. Teyze hakkını helal ettik. Lan Tayyip Bey'i öldürmeye gidiyorsun. Orada bu kadar insanı da öldürüyorsun o arada. Tayyip Bey kurtuldu ama birkaç polis orada şehit oldu. Tayyip Bey'in duruşunu nasıl gördünüz? Tayyip Bey'in duruşunu cesur gördüm. Doğru buldum. Yani ve biliyordum yani o eğer İstanbul'a inemese sıkıntıydı. Ya ilk telefon konuşması yapıldı. İnsanları anda... çağırması. Evet. Gerçi doğrusunu konuşayım. Beni de hafif şok etti. Maşallah dedim yani. Çünkü insanları orada karar vermek çok zor bir şeydir. Liderlik dediğiniz odur. Zaten. Liderlik dediğiniz odur. Evet. Eğer ki orada şimdi mesela bir kıyas yapayım. Erbakan Hoca olsaydı darbe gerçekleşmişti. Demeyin hocam. Neden şimdi. Ama nedeni söyleyeyim. Kan şey, mı şimdi, şimdi, ya bak şimdi bak. Şimdi, kan mı dökülür? Şu mu olur? Bu mu olur? Diye hesap ettiğin anda tamam. Ben de o kafadayım. Tamam. İyi niyetle diyorsunuz ki İyi şey yapalım. İyi niyetle Erbakan'ı ben de o kafadayım. Kimsenin bunu kanamasın. Kimsenin bunu kanamasın ama FETÖ darbeyi gerçekleştirirse kıtır kıtır kesecekti herkes. Yani hızlı karar verme süreci. Hızlı liderlik. Karar vereceksin. Yani şimdi liderlik. İşte 28 Şubat partiyi kapattı. Hoca ne yaptı? Sokağa çıkmayın, bir şey yapmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Belki bir halk tepkisi olsaydı o zaman da FETÖ bu işin içindeydi 28 Şubat'ı ama işte, yaptıran mesela, ama işte bak hep böyle bunlar yüz buluyor, yüz buluyor. Genelkurmay Başkanı dahil birçok insan FETÖ'nü ele geçiremedi. Liderlerden biri rahmetli Erbakan'dı dediler mesela. Yok FETÖ ele geçiremez. Evet. Niye ele geçiremez? Erbakan Hoca'yı kandıramaz. Erbakan Hoca efendim öbürleri gibi isimlerini vermeyelim şimdi. Hepsi rahmetli olmuş. Erbakan Hoca şuurlu adam. Onları önceden açıklamış hepsini. FETÖ'nün de sırlarını, ılımlı İslam'ı açıklamış. Her şeyi bilen adam. Onu nasıl ele geçirecek? Asla ele geçirilmez. Ne parayla ne vaatle hiçbir şeyle ele geçirilmez o. Zaten onun için o ikide bir indirilip duruldu adamcağız. Onu demiyorum. Şimdi Erbakan Hoca'yı dememin sebebini anlıyor musun? Şimdi niyet düzgün olabilir. Ama o arada sen kan dökülür mü diye merhametinden dolayı bir şey yaparsın, sonra öyle bir duruma dönersin ki acınacak hale sen gelmeni bırak. Bütün ümmet acınacak hale gelir. Siz sonra orada Tayyip Bey'in mi? O duruşun yani sokağa davet ediyorum demesi var ya. Bitirdi işi. Abi şaşırdım kaldım yani. Helal olsun dedim, maşallah dedim, bu bir irade meselesidir. Siz 70'lerden beri 12 yaşında ilk görüşmüşsünüz. Şimdi bu kapasite var mıydı? Bütün bunları yapacak kapasite var mıydı sizce? Bir ay yok o zaman biz anlamadık. O zaman da ileri geri şeylerini duyuyorduk. Hayır, şu anda baktığınızda bütün bu planlama, bütün bu şey yani FETÖ'nün kafasında. Yok adamın kafası kabiliyeti çok. Şimdi bu adama akılsız, mantıksız, hafızasız, deli, saçma, zırva denemez. Hı hı. Bunun yani tamamen CIA, Mossad bunu kullanıyor denemez. Yani bu da kendini talip olmuş yani bu işe. Bu işe talip olmuş. Bir de adamda kapasite var. Yani öyle bir kapasite kolay kolay yani bakın birkaç yüz senedir böyle bir şey yok yani. Belki Lavres böyle bir başarılı olmuştur. Ey sakallı Hüsnü, sana söylüyorum, beni duyuyor musun? İnsanlığın saadeti için teknoloji geliştireceğiz. Onlar ifsad için teknoloji geliştiriyor. Bugün Amerika getirmiş, harp gemisini koymuş... İçerisinden füzelerle Kızıldeniz'den Ta Bağdat'ı dövüyor.
füzeyi atıyor. Biz bir milletvekili grubumuzu Enterprise uçak gemisi İstanbul'a geldiği zaman ziyarete götürdüler. Onlara bir gösteri yaptılar. Geldiklerinde bana anlattılar. Bu gösteride kendileri diyor ki, efendim önce komuta odasında ne yapacak anlattılar, sonra komuta salonunu aldılar. Bu salonun içerisinde kadınlı erkekli subaylar oturmuşlar, gazino gibi bir yer. Buna sarf gemisi diye şaşırdık. Her birisinin arkasında kahve pişireceği, önünde kahve fincanı, masa başında oturup sohbet ediyorlar. Hoparlör dedi ki, şimdi misafirlerimize gösteri yapacağız. Şu füze 10 bin mil uzaklıkta okyanustaki filanca hedefe ateşlenecek. Dikkat ediniz. O zaman hepsi dikkat kesildi hoparlörle. Ve subaylardan bir tanesi önündeki ekrana bakarken komutan o subaya çıktı. Onun ekranına. Dedi ki bana bak filanca, sen şu numaralı füzeyi şu arz dairesi, şu dur dairesinde 10 milimetre uzağa atacaksın biraz sonra bir verdiği zaman hazırlığını yap. Adam elindeki kahve fincanını bıraktı, sağ tarafına döndü, masanın üzerindeki düğmelere bastı, o füze için gereken komutu verdi, tekrar ekrana döndü, komutan çıktı ateş dedi, kırmızı düğmeye basar basmaz gemide zelzele oldu, bir füze gemiden çıktı, sonra kumandan odasında bize tekrar televizyonla gösterdiler ki, hakikaten işaret edilen yere füze gitti, okyanusa düştü. Yani en büyük zulmü çay içerek, kahve içerek, oturduk yerlerde sağa sola dönerek işleyecek kadar teknolojiyi geliştirmişler. Şimdi sen diyorsun ki ben hakkımı koruyacağım. Nasıl koruyacaksın? Adamın 40 tane uçak gemisi var. E ben de 40 tane yapayım dersen İran'a atom bombasını yaptırıyor mu? Gelip bombalayacak. Kaldı ki sen 40 tane yaparken o 80 tane yapacak. E ne yapacaksın ya? Nasıl peki bunlara laf anlatacaksın? Bana bak. Cenab-ı Allah Rahman ve Rahim. Sen teknoloji nedir biliyor musun? Şimdi o geminin içerisinde sen öyle bir manyetik alan yaparsın ki kumandanın sesini o subay duyamaz. Bir. Onun atmış olduğu füzeyi havada yakalarsın. Sen elektronik kumandayla geri çevirir. Onu atan geminin üzerinde parçalarsın. İki. Teknoloji Allah'ın bir rahmetidir. Geri kalmış olan ülkelerin, kendi ilerlemiş zanneden ülkelerin önüne geçmesi bakımından bir fırsattır. Bunu yaptığın zaman senin uçak gemisi yapmana lüzum yok. Ya onun uçak gemisi senin saydı. İstediği kadar mermi atsın. Nasıl olsa kendi başında patlayacak. Hocam yahu sen nelerden bahsediyorsun Allah aşkına? Bana bak yahu sen benim aynı zamanda bir teknik profesör olduğumu bilmiyor musun ya? Onun 100 tane uçan kalesi varmış. Bugün havaya nazaran sürtünmesi çok düşük olan öyle bir takım madenler var ki fazla açıklama yapmayı uygun görmüyorum. O madenleri sen buradan fırlattığın zaman hava sürtünmesi çok az olduğu için onun uçak kalesinin 1000 misli hızla gidiyor. Havada dağılıyor, tellerden ibaret olmak üzere. Onun uçan kalesini işaret edilen yerde yakalıyor ve aşağı düşürüyor. Bir uçan kale 100 milyon dolar. Benim söylediğim bu silahın kendisi ise 500 bin dolar. İşte böylece onun 100 milyon dolarlık malını sen 500 bin dolarla düşürebilirsin. Neyle düşüreceksin? İmanla, imanla, imanla. Yine bir teknolojik gelişme yaptığın zaman, şu meyde kuruluşlarını kurduğun zaman, gel bakalım buraya dediğin zaman, ister istemez ayağı titreyerek gelecek ırkçı emperyalizm. Otur şuraya bakalım. Bana bak, sen şimdiye kadar bizim kanımızı canımızı emdin, insanlığa kan kusturdun. Ama biz Hazreti Ömer'lerin ahfadıyız. Biz Selahaddin Eyyubi'lerin ahfadıyız. Biz Sultan Fatih'lerin ahfadıyız.
Biz sizi ima için gelmedik. Biz rahmet peygamberinin ümmetiyiz. Biz size de sizin hakkınızı vermek için geldik. Yeryüzünde ecdadımız gibi adil bir düzen kurmak için geldik. Hakkı korumak için geldik. Biz hakkı üstün tutarız ama kuvvetin de kıymetini biliriz ha. Hakkın emrindeki kuvvet en şerefli kuvvettir. İşte biz o kuvvete sahip olacağız ve böylece kuvvetli bir Türkiye kuracağız ve yeni bir dünya kuracağız. Fethullah Hoca meselesi. Ben hapisteyken de yazdığım mektupta burada okunmadı mı? Okunmadı mı yazılar? Ne kadar oldu? 1,5 sene. Ne oldu? Ne değişti? Yazmadı mı size? Biz Hoca Efendi'ye Fethullah diye hitap edemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretlerine mensubuz. Biz Efendi'den duyduk ki birisi Fethullah dedi. Efendi orada dedi ki ikaz etti. Hoca Efendi söyle. Ehli sünnet alimlerden okumuştur. Kendisine hüsnü zannımız vardır. Biz manevi tarafları o kadar bilemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretlerine bağlıyız. İpsiz sapsız gezmiyoruz. Şeyhimiz oradadır. O zat hakkındaki de beyanları bu yöndedir. Şimdi hal böyleyken de terbiyesizlik ya bu Fethullah falan dememiz caiz değildir. Efendiden ne gördükse biz öyle hareket ederiz. Bu ılımlı İslam'la ilgili ne dersiniz? Evet, ılımlı İslam nedir projesi. Nedir bu yani? Bu kadar Batı yanlısı, bu kadar Filistin. Bunun İsrail ne olduğunu yalnız anlamak için 1897'ye gitmek lazım. Basel Konferans. Biliyorsunuz şimdi bu ırkçı emperyalizm, faizci kapitalizmle para gücünü eline geçirince İsrail'i kurmak için önce parayla satın almak istedi. Theodor Herzl geldi Sultanahmet'e Ruslarla harp yapılırken bana parayla Filistin'de toprak sat dedi. Ödemeyeceksiniz, sizin olacak. Sadece çölde toprak vereceksiniz. Rusya ile harp ediyoruz. Bu kadar ihtiyacımız var. Her şeyi çok iyi bilen, muhteşem bir insan olduğu için Sultanahmet bana bak dedi. Şehit kanından vatan toprağı parayla satılmaz dedi. Bunları kovdu. Kim bu kovulan adam? Theodor Herzl. Kovuldu ne yaptı? Kendisini Sultanahmet'e gönderen Illuminate, ırkçı emperyalizmin mürşitlerine gitti hesap verdi. Dedi ki beni gönderdiniz. Ben kendisine konuştum, vazifemi yaptım, kendisini de gördüm. Ama adam beni kovdu. Size bir şey söyleyeyim dedi. Ben bu adamı gözümle gördüm. Bu bildiğiniz adamlardan değil, bizim her şeyimizi biliyor. Ve çok müthiş, zeki bir adam. Size tavsiye ederim, illüminatlere söylüyor. Bu adam sağken fazla debelenmeyin, çok zayiat verirsiniz. Illuminate'ler ne dediler? Dediler ki sus be korkak adam dediler. Senin korkun yüzünden biz dinimize mi bırakacağız? Büyük İsrail bizim dinimiz. Ne diyorsun sen be? Sultanahmet bize müsaade etmez. Sultanahmet'i tahtından indiririz. Yerine bir Osmanlı gelir o da müsaade etmez. Osmanlı'yı yıkarız. Yıktık İsrail'i kurduk. Etrafımızda hep Müslümanlar olacaklar. Biz bir gün denize dökerler gene yok oluruz. 100 senede İslam'ı yok ederiz. Bu 3 tane söyledikleri sözü 1897'de Basel Konferansı diye meşhur Siyonist Konferansı topladılar ve karar haline getirdiler. Dediler ki Sultanahmet'i tahttan indireceğiz. Büyük İsrail'i kurmak için, kendi inançları için. Osmanlı'yı yıkacağız ve İslam'ı yok edeceğiz. İslam, ya Refah Partisi'nin iktidardan uzaklaştırılmasından tam 100 sene önce oluyor bu. 100 sene önce oluyor. Tesadüf. Size ben başka bir şey daha söyleyeyim. Cenab-ı Allah bize ne nasip etti biliyor musunuz? Theodor Herzl'in bu kararı almış olduğu Basel'deki salonun, aynı salonun içinde biz 1997 yılında 50 tane Avrupa'daki ülkedeki Müslüman toplulukların, cemaatin reisleriyle Avrupa İslam Dayanışması Konferansı yaptık yıl dönümünde. Tam 100. yıl dönümünde. O 100 senede yok edeceğiz dedi. 100 sene evvel Avrupa'da İslam yoktu. Şimdi 50 tane ülkede 50 milyon Müslüman var Avrupa'da, Rusya dahil 20 milyon. Yani kudret sahibi Cenab-ı Allah, yoksa ırkçı emperyalizm değil. Biz onların planlarından bahsediyoruz.
Şimdi bahsederken ne dedik? 1890'da Basel Konferansı'nda Büyük Siyonist Konferansı yaptılar. Bu kararları aldılar. Dediler ki bizim gayemize ulaşmamız için, Büyük İsrail kurup yeryüzüne hakim olmamız için Sultanahmet'i indirmemiz lazım. Osmanlı'yı yıkmamız lazım. İslam'ı kaldırmamız lazım. İslam Allah'ın muhafazasındadır. Kimsenin bunu kaldırmaya gücü yetmez. Ama onların planından bahsediyoruz. Nitekim söyledim işte, onlar kaldıracağız derken tam tersine Avrupa'da o zaman Müslüman yoktu, şimdi 50 milyon Müslüman var. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'tır kudret kuvvet sahibi olan, onlar değildir. Onların hepsi zahiridir. Bu konferansın arkasından durmadılar. Dediler ki bu kararı aldı, kim uygulayacak? İtalyan haham başçısı Emanuele Carasso. Bunu getirdiler. Dediler biz bu kararı aldık, sen uygulayacaksın. Hay hay, tam bana göre bir iş dedi. 5 sene etüt yaptı 1890'dan itibaren. 1903'te Selanik'e geldi. Ben burada işe başlamalıyım dedi. İttihat ve Terakki Cemiyet olarak kurdu. Oradaki sivil ve askerlerin bir kısmını mason yaptı. Bunları padişaha karşı harekete geçirdi. Millet Meclisi'ni açtırdı. Çok özet olarak geçiyorum. Kendisi Selanik milletvekili oldu. Ve Sultanahmet'in haline çoğunluk gayrimüslimlerde olduğu için meclisten karar çıkartarak 1908'de meclis açtı, 1909'da karar aldı bir senede. Sultanahmet'e bunu tebliğ eden heyetin başında saraya da kendi gitti. Sultanahmet kan dökülmesin diye bunların isteklerine uydu. Önce meclisi açtı, sonra da Selanik'e gitti. Benim tabağımdır kan dökülmesin. Böyle yufka yürekli bir insan olduğu için bu şekilde hareket etti. Bir elinde kendisinin İttihat ve Terakki Parti yaptığı siyasi güç, öbür elinde askeri güç olmak üzere Emanuele Carasso devlete hakim oldu. 1909'da Sultanahmet'i gönderdikten sonra ve birinci vazifesini ifa etti. İkinci vazifesi ne? Osmanlı'yı yıkmak. Bunun için önce Libya'yı İtalyanlara verdi. Özet geçiyorum. Bizde tarih doğru okutulmuyor. Yunan'ı, Rum'u, Rus'u birleştirmek suretiyle Balkan Harbi'ni çıkarttı. Onları Yeşilköy'e kadar getirdi. Hiç lüzumu yokken Cihan Harbi'ni çıkarttılar ve Osmanlı'yı Cihan Harbi'ne soktular. 30 cephede Osmanlı savaştı. Çanakkale bunlardan bir tanesidir. Galicası'ndan Yemen'ine kadar. Dünyanın hiçbir milleti böyle bir savaşa dayanamaz. Bu millet ne sağlam bir millet ki 4 sene 30 cephede bütün dünyayla savaştı. Sonra bitap düştü, önüne Sevr'i koydular. Sevr Büyük İsrail projesidir. Sevr'i koydular, imzalamak mecburiyetinde kalındı ama Sevr'i uygulayamadılar. Fransızlar Kahramanmaraş'a bizim olsun diye gelmedi. Burası Büyük İsrail'in parçası, alıp İsrail'e vereceğim diye geldi. İngilizler Ürdün'e, Filistin'e bizim olsun diye gitmedi. İsrail'i kurmak için gittiler. Ve onları vatanımızdan kovduk. Sevr'i uygulayamadılar. Büyük İsrail'i kuramadılar. Onun üzerine bir üçüncü ırkçı emperyalist. Kim bu? Hayim Nahum. Birinci kim? Theodor Herzl. İkincisi kim? Emanuel Carasso. Üçüncüsü Hayim Nahum. Hayim Nahum İnönü'nün sözde müşaviri. Gitti önce İsmet İnönü. İsmet İnönü'nün müşaviri olarak kullanıyor. Mısır haham başçısı Hayim Nahum. Gitti bu. Dedi ki bu Lozan'ı imzalayın. Lozan'ı imzalamadığını söyleyebiliyorsunuz. Ben size hayranım dedi. Ben Mısır haham başçısıyım. Niçin imzaladığınızı biliyorum. Siz diyorsunuz ki ya biz Cihan Harbi'ni ne yaptık? Büyük İsrail'i kurmak için. Harbin galibi değil miyiz? Harbin galibi olduğumuz halde niçin İsrail'i önce küçük kurup sonra büyütecekmişiz? Kurmuşken büyüğünü kuracağız. Ne kadar haklısınız. Ve sonra diyorsunuz ki İsrail'i kurmak marifet değil, güvenliğini sağlamak. Bunun için Anadolu'da 19 Haçlı Seferi'ni püskürten Selçuk ve Osmanlıların mirasçısı bağımsız bir Türkiye olmayacak diyorsunuz. Ben bunun için de size hayranım. Ama kalbimin yanında aklımı da kullanıyorum diyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Gücünüz yetmiyor çünkü bunlarda iman var. Ne olacak? Gelin yalancıktan Lozan'ı imzalayın. Asıl olan Sevr olsun. Bir time out anlaşması olarak Lozan'ı imzalayın. Hayim Nahum'un teklifi bu oldu. İmzalayın ama dört şey yapın. Anadolu insanını aç bırakın. İşsiz bırakın. Borca esir edin. Dininden uzaklaştırın. Yumuşak lokma yapın. Harp ederek değil. Yumuşak lokman yutarak Anadolu'yu yutun. Hayim Nahum doktrini budur. Bu doktrini o vakit Lozan'da ileriye sürdü. Amerika imzalamadı.
Çünkü o tam Siyonizmin kontrolünde. Hayır, ben hiçbir şekilde buna imza atmam dedi. Hiçbir zaman Lozan imza almadı. Ama Lloyd George ve Clemenceau Time Out anlaşması imzaladı. Şimdi bu AKP şuursuz bir şekilde ne pahasına olursa olsun ben Avrupa Birliği'ne gideceğim diye gidip bunlara yalvarıyor ya. Önüne onun için Sevr'i koyuyorlar. Lozan'ı değil. Çünkü onlar Sevr'i esas alıyor. Budur uygulanacak olan diyor. Lozan'ı biz muhakkak imzaladık sizi yumuşak lokma yapmak için. Ve 80 senedir üzerimizde bu uygulama için çalışmışlardır. Tekrar ediyorum, hayımlamam doktrini ne demek? Her Türk evladı bunu bilmesi lazım. Anadolu insanı aç bırakılacak, işsiz bırakılacak, borcu esirilecek, dininden uzaklaştırılacak. Bu onların planıdır. Yumuşak lokma yapılarak yutulacak. Çünkü işe başladıkları anda millet ayaklandı. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bu iş bütün ülke çapında yayıldı. Ve böylece bütün yurdumuzu, vatanımızı kurtardık. Bunları sokmadık, uygulayamadılar. Uygulayamadılar. Şimdi Hayım Nahum onlara bu aklı verdi. Bu akıllarında saklayıp duruyorlardı. Ne zaman ki bu AKP gitti, biz ne yaparsa olsa Avrupa'ya gireceğiz dedi. Hay hay, sizi bir içeri almayacağız, kapıya bağlayacağız ama bu Sevr uygulanacak diye önüne koydular. Şimdi gelmişler azınlıklar diye yeni tarifler çıkartıyor. Lozan'ı dinlemiyor. Komşularınızla uyuşacaksınız diyor, Ermeni soykırımı tanıyacaksınız diyor. Her gün bir şey, her gün bir şey ne bu aslında? Sevr'i uygulayıp Büyük İsrail'i kurma planı. Onun için bu planlar daha önceden bilinmezse bugünkü olayları anlamak mümkün değil. Şimdi sualinize geliyorum. Bu ılımlı İslam ne demek? Bu ılımlı İslam, 1897'de İslam ortadan kaldıracağız dediler ya. İslam ortadan nasıl kalkacak? Bir yasaklayarak kaldırmanız var, bir de özünü değiştirerek kaldırmanız var. Dünya Siyonizmi ikisini de deniyor. Hem yasaklama yoluna gidiyor, hem de özünü değiştirme yoluna gidiyor. Siz namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, fakat Siyonizmin kurduğu düzene karışmayacaksınız. Onlar dünyanın hakimi olacak, siz köle olacaksınız. Siyonizmin kölesi, Müslümanlık kölelik kabul etmez. La ilahe illallah demek, ancak Allah'a kül olunur, kimseye kul olunmaz. Müslümanlığın temeli bu. La ilahe illallah öyle muazzam bir şey ki her şey onun içinde. Ondan dolayı Müslümanlık şekil dini değildir. Müslümanlık şuur dinidir. Şimdi bu AKP'deki arkadaşlar, efendim ben de İmam Hatip okulu mezunuyum. Ben de şunu okudum, ben de bunu okudum, ben de eski milli görüşçüyüm. Bana bak, bunların hiçbirisi bir şey ifade etmez. Sen asıl Müslümanlığın temelini kavram. Müslümanlık bütün insanlığın saadeti için hakka hakim kılmak demek. Sen Siyonizme hizmet ediyorsun. Tam tersine bütün insanların sömürülmesine yardım ediyorsun. Demin söyledim ya, yarın bunun hesabı olduğu zaman veremeyeceksin bu hesabı. Bunu sana hatırlatmak bir abi olarak benim vazifem. Müslümanlık çocuk oyuncağı değil, Müslümanlık şuur dini. Şuur, 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 şekil değil. Müslümanlık kölelik kabul etmez. Yahudi'ye köle olacak, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın ama Yahudi'nin emrinde olacaksın. Onun istediği dünyada köle olacak. Böyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlık yeni gelmedi ki. 1400 yıldan beri biz köle mi olduk yoksa dünyada adil bir düzen kurup bütün dünyaya saadet mi getirdik? Şimdi mesela bir kıyas yapayım. Erbakan Hoca olsaydı darbe gerçekleşmişti. Demeyin hocam. Neden şimdi? Ama neden? Dediğim kim biliyor musun? Bir timsah. Bu timsah Siyonizm timsahı. Üst çenesi Amerika, alt çenesi Avrupa Birliği, kuyruğu da İsrail. Gövdesi de işbirlikçiler. Böyle bir timsah bütün dünyayı kendisine köle yapmak için çalışıyor. Çünkü inancı bu, dini bu, amentüsü bu. Ve 5767 seneden beri de çalışıyor. Ve de şimdi artık kesin sonuca gitmek için Haçlı Seferi'ni ilan etmiş bulunuyor. Bulunduğumuz noktayı anlatıyorum. Önümüzdeki haftaki seçimin manasını anlatıyorum. Böyle dedi de ne oldu? Önce alt çeneyle üç çeneyi ayırdılar 1990'ın arkasından. Sonra NATO'yu İslam'a düşman kuvveti haline getirdiler. Bu hazırlıklar 5 sene sürdü. Şimdi harekete geçecekler, hazırlıklar tamam. Sene 1996 olmuş. Bir de baktılar ki Türkiye'de Cenab-ı Allah kudret kuvvet sahibi Refah Partisi'ni iş başına getirdi. Milli Görüş iş başına gelmiş. Eyvah! Eyvah! Eyvah!
Brzezinski, Makovski, Yahudilerin akıl babaları, onların kitabından söylüyorum. Diyorlar ki Refah Partisi varken biz bir şey yapamayız. Milli Görüş varken hiçbir şey yapamayız. Ne olacak? Önce bu işi halledeceğiz. Nasıl halledeceksiniz? Geldiler, Refah Partisi'ni iş başını uzaklaştırmak için akla ele gelmedik her çareye başvurdular. Refah Partisi'ne bir şey yapamadılar. Çünkü Refah Partisi Milli Görüş'ün partisi. Tuttular, ortağımızı çürük buldular. Ortağımızın içerisinde 50 kişiyi ayarttılar. Ben 28 Şubat'ta başbakanlıktan ayrılmadım. 28 Haziran'da ayrıldım. Arada 4 ay vakit var. Efendim biz idareyi hocaya verdik, bıraktı gitti. Hadi oradan. Sen nerede idareyi hocaya verdin be? Sen hocaya 1995'te %22 oy verdin. %22 ile iktidar olunmaz. %22 demek dörtte bir demektir. Senin hocan, sen iktidarı vermediğin halde seni kurtarmak için, sana hizmet etmek için tırnağıyla iktidarı koparttı, aldı ve sana bu hizmetleri yaptı. Senin verdiğin için değil. Sen şu kırık ampule 1993'te vermiş olduğun 365 milletvekilini eğer Refah Partisi'ne vermiş olsaydın veya şimdi önümüzdeki hafta Saadet Partisi'ne verecek olursan o zaman bırak iktidarı, dünyayı tanıyamazsın yahu. Tanıyamazsın. Dünyayı tanıyamazsın. Ne konuşuyorsun sen?